Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte evsel atıklarımızla nasıl kompost hazırlarız ve topraklarımızı bunları nasıl ekleriz? Bu fermentasyon sürecini nasıl halledebiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi kompost nasıl hazırlanır? Hemen buna geçelim. Ben evsel atıklarımı böyle bir kabın içerisine koyuyorum. Bu kabın altında delikler var ve üzerinden ekleme yapıyorum. Gündelik hayatta evinizden çıkan patates kabuklarınız, soğan kabuklarınız veya muz kabuklarınız, çay posaları, meyve sebze artıkları bunun içerisine koyulabilir. Şimdi size hemen kompost nasıl hazırlanır ve bunun yapılış şeklini göstermek istiyorum ve örnek olarak sizlere bir kompost hazırlamak istiyorum. Normalde kompostunuzu hazırlayacağınız kap bu şekilde güneş geçirmeyen koyu renkli saksılardan veya çöp kovalarından oluşabilir. Ancak ben size katmanlarını göstermek için şeffaf bir malzeme kullanmak istiyorum. Şöyle şeffaf bir saksı kullanalım sizlere göstermek için. İlk başta evsel atıklarımızı bütün olarak da bunun içerisine koyabiliriz. Ancak bunları parçaladığımız zaman daha hızlı bir kompost oluşumu görülebilmekte. İlk başta yapmamız gereken en alt kısma biraz toprak eklemek. Bu kadar yeterli. Toprağı ekledikten sonra evsel atıklarınızı, mesela burada patates kabuğu var. Bunları ufak parçalar halinde içerisine ekleyebilirsiniz. Bütün olarak da ekleyebilirsiniz. Ancak işlemi hızlandırmak için bu şekilde parçalara ayırırsanız daha da hızlanmış olur. Patates kabuklarımızı bu şekilde içerisine ekliyoruz. Bunları çöpe atmıyoruz. Geri dönüştürülebilir gübrelerdir. Asla çöpe atılmaması gerekiyor. Soğan kabuklarımızı bu şekilde içerisine ekleyelim. Yumurta kabuğunuz varsa yumurta kabuğu da ekleyebilirsiniz. Çay posalarınız varsa çay posası da ekleyebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Daha sonra ekledikten sonra üzerine biraz toprak atıyoruz. Bu şekilde. Bu toprağı attıktan sonra tekrar üzerine katmanlarımızı koyuyoruz. Ve bu şekilde biriktirdikten sonra yeşil malzemelerinizi de atabilirsiniz. Ancak kahverengi ve yeşil malzemelerin oranını birebir tutarsanız daha iyi olur sizin için. Yeşil malzemeler bol miktarda azot içerir ve asidiktir. Ancak kahverengi malzemeler baziktir. O yüzden bunların orantılı bir şekilde eklerseniz sizler için daha faydalı olur. Bunu da ekledikten sonra üzerine bir miktar toprak atıyoruz ve dengeyi sağlamış oluyoruz. Daha sonra yapmamız gereken işlem, bu kap üst üste ekleyip doldurduktan sonra üzerine şu şekilde suyumuzu veriyoruz ve nemli bir ortam olması gerekiyor. Nemli ortamın içerisinde bakteriler daha hızlı çoğalır ve fermentasyon işlemi daha hızlı gerçekleşir. Bu kabınızı bu seviyeye kadar doldurduktan sonra üzerine bir malzeme ile kapatıyorsunuz ve bunu evinizin içerisinde kesinlikle bekletmiyorsunuz. Alttan akan pis su evinizde koku yapabilir veya sineklenme yapabilir. Bunu bu şekilde kapattıktan sonra dışarıda bırakabilirsiniz veya bahçenizin bir köşesinde bulundurabilirsiniz. Bu işlem yaklaşık 6 ay devam eder. 6 ay sonra toprağınız artık çürümüş, belli bir fermentasyon sürecinden geçmiş. Yapmış olduğunuz bu kompost kahverengimsi bir yapıya dönüşür. Tamamen topraklaşır ve üzerine açtığınız zaman küf veya çöp gibi kokmaz. Tamamen bir toprak kokusu sizleri karşılar. O zaman fermentasyon süreciniz bitmiştir ve kompostunuz hazırdır. Bunu çiçeklerinize veya sebzelerinize kolaylıkla verebilirsiniz ve doğal yoldan kendi evsel atıklarınızla gübre oluşturabilirsiniz.
Örnek vermek gerekirse patates kabuklarında bol miktarda potasyum bulunmakta ve yumurta kabuklarında bol miktarda kalsiyum bulunmakta. Bunları biz çöpe atmamamız gerekiyor. Bu şekilde geri dönüştürebilirsiniz. Ancak bunu çok fazla sularsanız veya yapmış olduğunuz bu kompostu çok fazla su içerisinde yüzmesini sağlarsanız bu sefer kompostlaşma, fermantasyon süreci başlamadan çürüme başlar ve kokuşma başlar. Onu hiçbir şekilde yapmamanız gerekiyor. Sadece nemlendiriyorsunuz. Yapabiliyorsanız haftada bir bu içeriği karıştırıp fermantasyon sürecini de hızlandırabilirsiniz. Ancak hiçbir şey yapmasanız bile bunu bir köşeye alıyorsunuz. Şeffaf olmaması gerekiyor. Ben size göstermek için yaptım katmanlarını. Koyu renkli bir saksınız veya çöp kovanız varsa onun içerisinde yapabilirsiniz. Benim sizler için daha önceden hazırlamış olduğum kompostumu sizlere göstermek istiyorum. Hemen geçelim. Ben bu kompostu yaparken koyu renkli bir çöp kovası kullandım. Üzerini doldurduktan sonra aynı size gösterdiğim şekilde bir katman toprak, bir katman evsel atıklardan oluşuyor. Bu atıkları doldurduktan sonra üzerini kapattım ve üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. 6 ay sonra sizlere göstermek için bu şekilde şeffaf bir damacana içerisine aldım ve sizlere bunu dışarıdan göstermek istedim. Bunun içerisinde patates kabukları, muz kabukları, soğan kabukları ve yumurta kabukları gibi birçok meyve ve sebzenin kabuğu bulunmakta. Bunun içerisine atmamanız gerekenler balık çöpleri, tavuk çöpleri veya kırmızı et çöplerini kesinlikle atmıyorsunuz. Evinizde atık durumunda bulunan yağları kesinlikle dökmüyorsunuz. Kompostun içerisine bunlar girmez. Bizim şu anda yapmış olduğumuz kompost soğuk kompost olarak geçmekte. Ancak bir de sıcak kompost var. Onu bilmeyen kişilerin yapması çok zordur. Ben de şahsen bilmediğim için soğuk kompost hazırlamayı tercih ettim ve gerçekten çok güzel bir görüntü, çok güzel bir kokusu var. Tamamen içerisindeki atmış olduğumuz evsel atıklar topraklaştı. Ben bunu bir hafta önce açmıştım. İçerisinde solucan var. Bol miktarda solucan var. Ve gerçekten güzel bir oluşum var. Siz de evsel atıklarınızla bu şekilde kompost hazırlayıp kullanabilirsiniz. Şimdi bunu toprağımızın üzerine dökelim ve içeriğini hep beraber görelim. Kompostumuzu buraya aldık ancak benim size söylemeyi unuttuğum bir konu kaldı. Bu kompostumuzu evsel atıklarımızla oluştururken üst üste attığımız zaman 10 günde bir içerisini bir malzeme ile bu şekilde altlı üstlü karıştırırsak bu süreci hızlandırmış oluruz. Bu çok önemli bir konu. Oksijenle temas etmesini sağlarsanız eğer kompostlaşma süreciniz hem hızlanır hem de daha güzel bir kompost elde edersiniz. Şimdi hemen bu kompostumuzu toprağımıza ilave edelim ve hep birlikte görelim. Görmüş olduğunuz gibi kompostumuz gerçekten çok güzel bir gelişim gösterdi. İçerisindeki solucanlardan birkaç tane sizlere göstermem gerekirse şu şekilde almak istiyorum. Şöyle yakından göstermem gerekirse kompostumuzun bir kısmından almış olduğumuz solucanları görüyorsunuz sizler de. Bu solucanlar evsel atıklarımızı tüketiyorlar ve dışkısından oluşan kompost gübremiz bizler için hazır oluyor ve bu işlem yaklaşık 6 ay sürüyor. Ben bu kompostu yaparken herhangi bir şekilde içerisine solucan veya herhangi bir canlı bırakmadım. Sadece toprak üzerine evsel atıklar, toprak üzerine evsel atıklar olacak şekilde hazırladım ve içerisinden çıkan solucanları görüyorsunuz siz de. Söylemiş olduğum gibi bunun içerisine
balık, et veya tavuk herhangi bir şekilde atmıyoruz veya atık yağlarımızı atmıyoruz. Sadece evden çıkan patates, soğan veya yumurta kabuklarımızı, soğan kabuklarımızı, muz kabuklarımızı bunların içerisine atabiliriz ve yeşil kahverengi dengesini sağlamanız gerekiyor. Patates kabuğu atıyorsanız yanına birkaç tane de yaprak veya soğan kabuğu atabilirsiniz. Bu şekilde dengeli bir kompost oluşturabilirsiniz. Benim size anlatmak istediğim, göstermek istediğim bu kadardı. Umarım bundan sonra siz de evsel atıklarınızı çöpe atmak yerine bu şekilde komposta dönüştürürsünüz ve doğal faydalı gübrenizi kendiniz üretebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videoyu kendi sosyal medya hesabınızda paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir ve bu uygulamadan daha çok kişinin faydalanmasını sağlayabiliriz. Bir başka çalışmada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.